Bir çocuk emanettir Tanrı'dan sana. Vakit geldi avukat bey. Vakit geldiğinde söylerim demiştim. Çaresizliğin ne olduğunu ara. Ara anlatayım çaresizliğin ne olduğunu müvekkiline. Ne dersen vazgeçersin. Telefon et avukat. Senin adamın olurum. Senin tarafına geçerim. Ara sahibini. Burada olduğumu söyle. Burada efendim. Geldi. Evet. Sor şimdi. Ya öldüreceğim seni ya da kendi adamım yapacağım. Sor. Söylesin. Sor. Onun dediği olsun. Sor. Onun tarafına geçersem beni öldürmeyecekmiş efendim. Kabul ederseniz bana bir şey yapmayacakmış. Bir şey değil. Ama nasıl? Anlatamadım galiba. Nasıl dersiniz? Neymiş cevabı eski dostumun? Ama efendim... Bir dakika. Durum ciddi. Beni nasıl harcarsınız? Ben sizin için... Anlaşıldı. Bir dakika. O zaman yapalım dediğini. Ulan Adil! Ben senin için neler yaptım? Dur bir dakika. Dur yapma. Şimdi söyleyebilirsin müvekkiline çaresizliğin ne olduğunu. Bundan sonra benden merhamet falan beklemeyin. Çünkü bir babanın çaresizliği, çaresizliklerin en korkuncudur. Baba dediğin çocuğunu korumak için her şeyi yapmalıdır. Baba dediğin çocuğu çağırdı mı... İki eli kanda olsa yanına gitmelidir. Mümtaz amca. Tamam. Baba. Neredesin oğlum? Sesini duydum. Yok Mümtaz amca. Gel. Bırak abi. Oğlum buradaydı. Gördüm buradaydı. Nerede o? Oğlum baba beni bırakma dedi. Geldi başımda durdu. Buradaydı. Görmediniz mi girerken? Kimse girmedi baba. Biz girdik bir tek. Ha, rüya mıydı o? Ben şey sandım. O dönmedi değil mi ya? O değildi değil mi? Mümtaz amca. Hadi seni odana götürelim. Oğlum. Geldi sandım. Ama yok. Ömer. Öldü değil mi ya? O gitti değil mi? Bir daha gelmeyecek değil mi ya? Baba dediğin zor zamanında kucaklar çocuğunu. Çünkü babayla çocuk birbirine emanettir Tanrı'dan.
Anne. Gel. Arkadaş. Nasıl? Git gör. Söylemeyeceksin değil mi babana? Az kaldı anne. Bitsin, herkese söyleyeceğim. Bana niye söyledin o zaman? Söylemese miydin? Söylemeseydin. Keşke söylemeseydin. Öyle deme anne. İyileşecek babam. Seni kim iyileştirecek? Hı? Sen bir kere baba demeden şimdi giderse o adam seni kim iyileştirecek peki? Allah aşkına aç gözünü Ömer. Onun gibi mi olacaksın? Baban adam akıllı bir sarılamadı sana. Böyle yataklara mı düşeceksin sen de onun gibi? Hı? Niye böyle oldu zannediyorsun baba? Gör artık Ömer. Doktorlar iyi edemezler onu. Seni geri getirebilir mi doktorlar? Ne yapıyorsun? Git söyle. Git söyle. Git söyle. Git söyle. Buradayım de. Ölmedim de. Yoksa senin yapmadığını ben yaparım. Yeminle bak. Ben söylerim babana. Anne dediğin çocuğa hayat verir. Sonra çocuk küçük elleriyle tutar babanın elini. Ve çocuk babaya hayat verir. Ali, uyandırdın mı? Yok canım, bu saatte uyunur mu? Bir saate kadar bekliyorum. Buradan halletsek olmuyor muydu? Yanımda olman gerek. Senden bir şey isteyeceğim. Yok, reddedecek olursan gitmene izin veremem. Her gün, her gün yeminle daha çok seviyorum seni. Ama bazı tereddütlerim var. Olmaz mı? Arkadaş satmak kolay iş olmasa gerek. Bayıdan küçük bir hediye. Eyşan, zamanı mıdır artık, ne dersin? Tamam, geliyorum. Yalnız Ezel, yapabileceğimden daha fazlasını isteme benden. Merak etme, vicdanını sızlatacak bir şey istemem. Yani işte, teşekkür edeyim dedim. Benim için ne kadar önemliydi anlatamam. Ömer için de öyleydi. Tevfik, seni arasam bana Ömer'i anlatır mısın arada? Ha Eşen Hanım, bir şey daha var. Son gün Ömer size verecekmiş evin anahtarını. Niye vermemiş? Cengiz Bey, ben veririm, bana güven demiş. Thank you.
planladığını anlatınca yine de tamam diyecekler mi? Bence artık diyecekler. Az bu bir şey değil. Cengiz'den bayağı nefret ediyor olmaları gerek. Bence artık edecekler. Babamın durumunu takip et. Saat başı rapor al. Sonra da bana bildir. Tamam. Şükür buradayım. Daha geniş bir odanız varsa oraya alalım. Burası havasız biraz. Orada yatmak istedi. Abimin yatağı. Ben hep dışarıda ambulansta olacağım. Eğer bir şey olursa mutlaka çağırın. Doktoru duydunuz. Yarın almamız lazım artık ameliyata. Tamam. Melia, bir masa vardı yarın. Yarına söz verdim. Ama Mümtaz bekleyecek tabii ki. Sonra Mert haber verir müşteriye. Bundan sabah akşam vereceksin. Söyle çocuğa biraz uyusun. Perişan oldu evladım. Kendine iyi baksın. Sana da iyi baksın. O nasıl söz öyle? O nasıl konuşma? Mümtaz. Mümtaz. İlaçlarını getirdim babacığım. Su da burada. İç tamam mı? Sağ ol evladım. Sağ ol oğlum. Hadi anne. İsimden Cengiz'i çıkarmaya hazır mısınız? Ne kadar çıkarmaya? Asıl size sormalı. Siz ne kadar ileri gidebilirsiniz? Sınırınız ne? Aklında ne var? Diyelim ki Eyşan Cengiz'den boşanmak istedi. Diyelim ki Cengiz'in bu ortaklık işi hikaye oldu. Parasız kaldı. Diyelim ki boşanınca eline biraz para geçti. Cengiz candan vazgeçmez. Ben de candan vazgeçmem. O zaman Ali giriyor devreye. Ezel, anlamadığım bir şey var. Biz birbirimiz hakkında öyle şeyler biliyoruz ki... Tehdit etmekten fazlasına ihtiyacımız var. Doğru mu anladım? Elini kolunu bağlayacak bir şey arıyoruz. Öyle. Kolay kolay kurtulamayacağı bir şey. Yani bir kere dışarı attık mı hep dışarıda kalmasını sağlayacakmış. Ya da tam tersi. Attık mı içeri, içeride kalmasını sağlayacak bir şey. Çok acımasızca bir şey değil mi bu? Rezil bir şey. Ama tek yolu bu diyorsun. Doğru mu? Eyşan, söylemen gerek. Evet. Cengiz'den kurtulmanın tek yolu bu. Yani? Söyle. Söyleyemediğimiz bir şey nasıl yapacağız? Cengiz'i hapse attırmamız gerek. Ali? Cengiz'i içeri atıp... Anahtarını da denize atmak gerek. Bu işin yolu budur. Vallahi arkadaşlar sizden korkulur. Tamam. Dediğiniz gibi olsun. Alo. Eyşan. Yapamayacağım bir şey istiyorsam senden söyle. Sorun da o ya zaten Ezen. Benden yapamayacağım bir şey istemiyorsun. Aksine çok iyi yapabileceğim bir şey istiyorsun. E o zaman? Yapamamaktan korkmuyorum. Yaptıktan sonra senden nefret ederim diye korkuyorum. Et.
Merak etme, nefret ayıramaz bizi. Nereden biliyorsun? İçimden bir ses öyle diyor. Nasıl durumu? Baban iyi. Dinleniyormuş. Sen hani bugün gidiyordun eve? Gideceğim. Bugün de geçsin, gideceğim. Kamil, bugün ilk defa geri çekemeyeceğimiz bir şey yaptık. Yani? Yani Cengiz'i elden çıkarıyoruz. Verdi. Niye yardım ediyor bu dayı bize? Tefo be. Çok iyi çocuksun. Çok, çok, çok iyi çocuksun. Seviyorum seni. Vallahi. Ama canım evladım. Güzel kardeşim. Sen dayının emrinde çalıştın. Saçını falan kestin. He? Hiç mi çakmadın köfteyi? Ramiz dayı kimseye iyilik yapmaz. O sadece hedef gösterir. Sen de gider vurursun. Hokus pokusu çek bir kenara. Budur koduğumun ihtiyarının bütün oyunu. Bu serdarı vurmak için teşviğe ihtiyacım yok. Dayı bulsun, ben vurayım. Sen. O sana bırakır mıyım lan? Bu. O da babamın oğlu değil. Dayının listesinde kim kalıyor sonra? Senle ben. Ne yapacağız? Önce dayıyı indireceğiz. Yanlış anlama abi. Ben de seni çok seviyorum yeminle. Ama sen de hala çakmadın mı köfteyi? Biz dayıyı indiremeyiz. İndiririz. Efendim. İndiririz. O iş için doğru adamları seçelim mi yeter? Ben? Sen? İstersen ver anahtarı, kilitleyeyim içeri. Kızma be oğlum. Seni koruyorum. Ortak! Kamil, dön. İlk sapaktan dön. Ya ne oldu Ezel? Aksilik. Dur, dur, kıpraşma, kıpraşma. Yeter lan, tamam. Resim çektirmeye mi getirdin beni buraya? Kızma be Cengiz. Bakarsın yarın yollarımız ayrılır. Biliyorsun, duygu adamıyım ben. Bakar bakar ağlarım bunu artık. Ağzındaki baklayı çıkarsan Ali. Bir sorunumuz var. Dur tahmin edeyim. Kumarhaneler fazla geldi. Güvenliğe dönmek istiyorsun. Ayarlarız bir şeyler. Tamam. Yok. Bilemedim. Dur ben yardım edeyim. Öyle başlıyor. Merle bitiyor. Arada da şöyle bir cümle var. İntikamını almaya gelmiş. Ömer mi? Yok. Dayısı. Gene mi? Bir dur be adam, bir dur. Bu Ali var ya, bu Ali. Bu Ali'de bir şey var. Bir şey var ama nedir o şey? Düştükçe kalkıyor. Öyle ya. Doğru. Niye Hacı Yatmaz gibi düştükçe kalkıyor bu adam? Niye kalmıyor düştüğü yerde? Ha? Bana bak. Sen bu adamı sevmeye başladın galiba. Dikkat et, insan bir gün gırtlaklayacağı tavuğu sevmeye başlarsa aç kalır.
Hedef mi gösteriyorsun dayı? Hayır. İlerisi için çıkar yol gösteriyorum. Al bunu. Götür o yere. Çıkmasın dediğimizden. Dur. Yanlış mı yaptık onu buraya getirmekle ha? Kurtların arasına attık. Yok dayı. Hayatını kurtardık. Tevfik. Ona ulaşmasınlar. Ne bunlar ne ötekiler. Ona ulaşmasınlar diye beni vurman icap ederse çekip vuracaksın beni. Dayı. İtiraz istemem. İşte şimdi hedef gösteriyorum sana. Hadi. Hadi be. Her şeyi biliyorum. Kasetin kopyası da var elinde. Ne? Ama korkma. Vermeyecek. Niye? Çünkü bu adam bize hapse atmak falan derdinde değil. Bu adam bizi önce süründürme, sonra öldürme derdinde. Korkacak bir şey yok yani. Bitmiyor be Ali. Bitmiyor. Ne övermiş lan bu? Ölmüyor bir türlü. Bu niye burada? Ben çağırdım. Niye? Güvenmiyor musun ona? Dalga mı geçiyorsun Ali? Tabii ki güvenmiyorum. İyi. Aman güvenme. Bomba gibi bir üçlü oluruz böylece. Biz ne yapalım? Siz gidin. Ararım. Nasılsın Ali? Çok oldu görüşmeyeli, özlettin kendini. Gel Ezel, gel. Ben de şimdi Cengiz'e anlatıyorum. Neyi Ali? Cengiz'in peşinde bir adam oldu. Nasıl bir adam? Çok kötü bir adam. Çok üçkağıtçı. Rezil bir adam. Öyle bir adam ki, yani şu an burada konuştuklarımızı bile duyuyorsa şaşmam. Ali. Dur Cengiz. Ezel yabancı değil. Öyle bir adam ki, Cengiz bundan kurtulmadan huzuru bulamaz. Adamın adı ne biliyor musun? Adamın adı Ramiz Karaeski. Senle ben önceden tanıştık onunla. Geçenlerde bir Tufa'ya geldik ya. Ezel de orada gördü. Bir o kadar yani. İyi de benden ne istiyorsun Ali? Biz üçümüz kafa kafaya verirsek Ramiz Karaeski'nin hakkından geliriz. Atarım altına imzamı. Ali tamam da Ezel'i ne ilgilendirir bu mesele? Hiç bilmediği bir şeyin içine girecek. Kendi hayatını tehlikeye atacak. Niye? Çünkü Cengiz. Çünkü yapmazsa küserim. Amca da haklı. Sen olursan iş değişir. Var mısın? Ortağımı yalnız bırakacak halim yok Cengiz. Sonra nasıl kalkarım koca otelin altından tek başıma? Pekala. Madem öyle bir sorayım ortalığa. Bir dur Cengiz, bir dur. Bu işi benim dediğim gibi yapacağız. Senin dediğin gibi mi? Bu takımın beyni sen mi olacaksın yani?
sakatattan anlamam ama seni mi dinleyeceğiz diyorsan, bu herifle kapışıp da ayakta kalan başka kimse var mı burada? Duyamadım. Anlaştık o zaman. Tamam patron. Dinliyoruz. Önce. Bu herifin her yerde adamı var. Bu işe üçümüzden başka kimseyi karıştırmıyoruz. Kimden bilgi alacaksak kendimiz gidiyoruz ayaklarına. Yeri yurdu belli mi bu adamın? Eminönü'nde bir handa bir ofisi var. Ne olur yanlış anlama Ali. Senin organizasyon yeteneğini küçümsediğimden değil. Neden bir zahmet bir sıkıp gelmiyorsun? Hani eski günlerdeki gibi. Ezelver, dayı geleceğinizi biliyor muydun? Çünkü ben denedim bir iki kere. Pek başarıyla sonuçlanmadı onlar. Şimdiki planın ne? Planımız. Planımız Ezel. Kendini dışarıda hissetme kardeşim. Planımız Ramiz'i kendimize çekmek. Ben şöyle bir hesap yaptım. Bu kadar iyi saklanıyorsa bir adam, ille sakladığı bir şey vardır herkesten. Ben sokağı biliyorum. Sen insanların ağzından laf almayı. Ezel de ikna etmeyi. Sen daha önce de denemedin mi bilgi toplamayı? Bu sefer ne değişti? Bir, bu sefer ben akıllandım. İki, neyse şimdi oynadığı oyun, dayı artık gizlenmiyor gölgede. Dur! Nereye? Üç, benim cesaretim, senin kurnazlığın, senin de gücünle biz üçümüz bu oyunu bozarız. Canın mı sıkıldı dayı? Bu saatten sonra mafyacılık oynamaya mı karar verdin? Oyun oynayacak yaşı geçtik yeğen. Artık bir şey yapacaksak adam akıllı bir şey yapmak icap eder, değil mi? O zaman adam akıllı bir anlat be dayı. Ne bu adamlar? Ne bu kaybolup kaybolup durmalar? Ne bu peşindeki Ruslar? Ne bu kumarhane işi? He? Anlatmakla bitmez bu işler yeğen. Neyi fark ettin biliyor musun dayı? Bana bir sürü hikaye anlattın. Ama kendi hikayeni hiç anlatmadın. Bu gidişle onu da arkadaşlarından dinleyeceksin Ezel. Ha? Onlar benim arkadaşlarım değil. O zaman dizginle onları. Orada burada bizim hakkımızda soru sormaları hiç hoş değil, değil mi? Neyi öğrenmelerinden korkuyoruz? Hiçbir şeyden korkumuz yok yeğen. İlle bir şeyden korkacaksak sana bir şey olmasından korkarız, o kadar. Nasıl olacak o? Benim hakkımda öyle şeyler var ki yeğen. Bir kere daldın mı içine, bir kere uzattın mı burnunu, ikinci kez seni ben bile kurtaramam. Hatırlattığın iyi oldu dayı. Sen benim hayatımı kurtardığına göre sana karşı haddimi bilmeliyim. Oraya buraya burnumu sokmamalıyım. Seni uyarmaya gelmiştim. Arkadaşlarımı senden nasıl uzak tutarım onu soracaktım.
Ama senin benim yardımıma ihtiyacın yokmuş zaten. Unutmuşum. Ezel. Baban nasıl? Daha iyi mi? İnsan küçükken babasını ölümsüz zannediyor. Ama bir gün geliyor, öyle olmadığını anlıyorsun. Hayatın şakası yok dayı. En kuvvetlimizin bile zayıf noktasını buluveriyor. Değil mi? Mert? Ezel abi. Ne oldu? Bak, Mümtaz amca mı? Ne oldu Mert? Gitmiş abi. Kaçmış. İki dakika uyumuşum çıkmış. Ya doktor ameliyata kadar yerinden hareket etmesin dedi abi. Ya Ezel abi son bir gece evimde yatayım dedi. Ömer'imin yatağında yatayım dedi. Abi ben de salak gibi. Abi ne yapacağım şimdi ben ya? Dur bir sakin ol. Nereye gider? Baba? Ömer. Gel baba. Gel. Baba oğlum. Oğlum. Babam. Üşüdün mü? Sağ ol baba. Baba. Ben seni çok özledim. Ben de evladım. Gelecektim. Ama gelemedim. Olsun. Ben geldim bak. Buradayım. Geldin ya. Gel. Gel buraya otur. Sahibi. Neler diyorsun Serdar? Ateşin mi çıktı? Nedir? Demek arabanın sahibi bu adam. Bu herif hepimizi harcar Cengiz. O kadarını anladım. Da biz onu nasıl harcayacağız? O konuda altın değerinde bir fikrin var mı? Bu adamlar hakkında öyle rastgele sokaklarda bilgi toplanmaz Cengiz. Bunlar racona göre yaşar. Peki nasıl ölürler? Bunların adamlarını parayla, tehditle, kandırarak konuşturamazsın. Onu da anladım. Ramiz deyince herkes dut yemiş bülbüle dönüyor. Bunlar ihanet edeni yaşatmazlar Cengiz. Gammazlayanı anında harcarlar. Tamam, tamam oldu. Çok yardımcı oldun, sağ ol. Onun için damat, senin bulacağın adam... Hani gammazlamış da hala hayatta kalmayı başarmış biri olmalı. Eğer öyle birini bulursan o sana istediğin 5 paralık bir şeyi verir. Yine aynı soru Serdar. Nereden bulacağım ben öyle bir adamı? Kimse konuşmuyor ki. Doğru, konuşmazlar. Ama belki yazan olmuştur. Benim Mümtaz amca. Söz verdim. Masayı söz verdim yarına. Gel Mümtaz amca. Gel.
kalmaz. Borcum kalmaz. Tamam, buradayım ben, tamam. Ömer'e giderken borcum kalmaz. Bir şey bulamadın mı? Bunlar ne arıyorlar burada? Bak bu sarı kafa var ya, sarı kafa, sarı çiyen. Gözünü ondan ayırma sakın. Çok dikkat et ona. Tamam. Ha şöyle. Neresi? Geliyorum. Sarı çiyen. Sarı. Ne o? Seni de mi ektiler? Ben görevdeyim. Yorgun düşmüş. Korkacak bir şey yok şimdilik. Ama riske girmeyelim. Ne yapmak gerek? Bu gece hastaneye alalım. Yarın biliyorsunuz. Efendim Cengiz. Geliyorum. Kimin evi burası? Bir arkadaşın. Bir şey içmek ister misin? Ali! Ezel'e içecek bir şeyler versene. Tabii. Ne içersin? Viski. Ali ile ben bu meselemizi konuşuyorduk. Biz kimseyi konuşturamadık. Sen? Sonra aklımıza başka bir şey geldi. İlk bakışta biraz sıra dışı gelebilir sana. Ama içkin alsana. Ellerin mi üşüyor Ali? Yok. Hijyen takıntım var. Madem ki dedik mafya sektöründen kimseyi konuşturamıyoruz, o zaman sektör mü değiştirsek?
Yani bu Ramiz Karaeski denen adam ünlü. Hakkında bir sürü kitap var. Araştırmışlar, çalışmışlar. Sen o işlerden iyi anlarsın. Senin evde bayağı kitap var. Sizin bu arkadaşınız da yazar mı? Ha, aynen öyle. Yazar. Ama tam olarak... Arkadaşımız değil. Yani sayılmaz. Çıkın hemen evimden ya. Hande Hanım, iki dakika bir rahat dursanız her şey hallolacak. Ali Bey ile ben buraya bir iş meselesi konuşmaya geldik. Evet, pencereden. Kapı kilitliydi. Hande Hanım, Ramiz Bey ile ilgili yazılan en ne? Doğru. En doğru. Aynen. En doğru kitabın yazarıymış. Biz de yenicene öğrendik. O mu gönderdi sizi? Ha? Beğenmemiş mi kitabı? Hayır hayır, o göndermedi. Biz sizden biraz bilgi rica edecektik ama siz böyle bağırıp çağırınca işler biraz sarpa sardı. Arkadaş da biraz ateşlidir. Sen elimi çöz. Ben alırım onun ateşini. Yazar olduğuna emin misin sen? Sen insan olduğuna emin misin? Ali! Kızım bir rahat ver, iki soru soracağız. Ali! Yazar. Kafana kısıldın. Yazarlık demek farklı bakış açısı demek. Kaçtığını kim söyledi? Son sözlerim mi? Ali! Bahse girerim, o ateş almıyor. Son sözlerim mi? Ali! Hiç yazar vurmamıştım. Hadi hayırlısı. Ali! Odaya bak! Odaya bak! Gelmeye vururum. Vurmazsın. Senin gibi insanlar isteseler de katil olamazlar. Neyse ki. Ne istiyorsunuz ya? Ne? Her şeyini biliyorsun yani sen bu adamın. Her şey değil. E ne var ne yok dökmüşsün işte. Baksana. 70'lerden günümüze. Vay vay vay. Gazinolar, kumarhaneler. Şu adam bu o gazete patronu değil mi? Ömer mi o? Baksana şuna. Adam hapse girene kadar kral. Daha sonra herkes uzaklaşmış etrafından. O tarih ne? Çocuklarının öldüğü gün. Bu adam kim? Kandıralı. Yanında yazıyor.
Niye etrafı böyle kırmızıyla çizili? Çünkü o türünün tek örneği. Dayıya yanlış yapıp da hayatta kalan tek canlı. Şimdi çıkman doğru mu dayı? Değil. Hadi sen arabayı getir. Tamam, tamam kardeşim, tamam. Somurtma ya. Belki hoşuna gider, bizim hikayemizi de yazarsın. Yazmaya değer bir hikayen olduğuna şüpheliyim. Bir bilsen. Beni niye yanınızda götürüyorsunuz ki? Adam gibi soru sordurtmadım yani de. Sanki suç işlemişiz falan gibi bir durum oldu. Sanki değil mi? Bende o intiba oluştu. Nedense. Merak etme. Bir şey olmayacak sana. Biraz yanımızda dur. Ne kadar tatlı insanlarız gör. Bakarsın dayıyla ilgili sorular sorarız. Cevaplarsın. Ne şimdi bu? İyi polis, kötü polis, çirkin polis mi? Şaka yapıyor be abi. Çatma kaşlarını. Çirkin oluyorsun öyle. Siz nesiniz ya? Çocukluk arkadaşı falan mı? Evet. Üçünüz Ramiz Karaeski ile baş edebileceğinizi mi zannediyorsunuz? Çok hoşsunuz ha. Amma büyütmüş herkes bu adamı gözünde ha. Tanrı değil ya. Alt tarafı bir adam. Değil öyle. Alt tarafı bir adam değil. Ramiz Karaeski kendi çocuklarını öldüren bir adam. Ramiz! Baba! Anne! 2001'de Ramiz'in büyük oğlu Selim çocuğunu okuldan alıyordu. Ne haber? İyi. Hadi bakalım çantayı. Selim! Atla! Dur şimdi, bitiyor. Selim'in vücudundan 22 kurşun çıktı. 50'den fazla insan gördü cinayeti ama katili yakalanmadı. Aynı sabah ortanca çocuk Uğur Karaeski, babasından devraldığı kumarhaneyi teftiş ederken kalbinden bıçaklandı. Açsana lan elini. Katil çalışanların arasından yürüdü gitti. Ali Temel yeni evlenmişti. Sabah bir yerden bir tüyü almış kaçıyordu. Ali Temel ölmeden önce bir hafta komada kaldı. Üçünün de tek suçu hapse giren babalarını dinlememekti. Selim. Uğur. Ali Temel. Çocuklarının suçu babalarının yolundan gitmekti. Cezaları aynı gün ölüm oldu. Tamam.
Yanlışınız var. Alt tarafı bir adam değil, Ramiz Karaeski. Bir canavar. Kandıralı'ya gidiyormuşsun. Hep beraber inşallah. Hep beraber. Gitmeyin. O adam senin hatırladığın gibi bir adam değil. Gerçek yüzünü bilmez. Yılanın tekidir. O zamanlar güvenebilirsin, iyidir diyordun. Hata etmişim Ezel. Hata etmişim. Girmeyin oraya. Bak seni uyarıyorum. Bana bir şey olacak diye mi korkuyorsun yine? Ne zannettin? Oğlumsun sen benim. Tabii ki korkuyorum. Ben seni ararım sonra. Hazır mısın? Giyinmemişsin sen. Giyinemedin mi? Dur ben sana yardım edeyim. Verdiğim hapları da içmemişsin. Hadi ama bak bekliyorlar, giymemiz lazım. Gitmek istemiyorsun sen. Ameliyat olmak istemiyor musun? Bırak Gülhan. Bırak gideyim artık. Ben seni bırakmam Mümtaz. Az kaldı be Meryem. Gitmiştim. O geldi diye döndüm ben. Oğlum buradasın. Bu sefer dedim bırakmayayım. Ama yarılmışım. Oğlum yok burada benim. Ben seni bırakmam Mümtaz. Ben seni bırakmam. Ben oğlumu istiyorum Meryem. Kalbim ağrıyor artık. Bırak gideyim be. Dayanamıyorum Melih'e. Bırak Ömer'e gideyim. Esaslı kız ha. Galiba hoşlandı benden. Biraz ha? Çok. Baksana adını aykırıyor tutkuyla. Ne gülüyorsun? Çirkin polis. Bu ne lan? Bon Jovi olduk birden. Evet. Söylemeyi unuttum. Şimdi bu Kandıralı var ya. Bu Fittoş Ramiz'e ne yaptıysa kapamış kendini buraya. Kaç senedir çıkmıyormuş dışarı. Kolay kolay kimseyi de almıyormuş içeri. Nasıl gireceğiz o zaman? Sizi niye yanımda taşıyorum lan ben? Gir hadi akıllıca bir şeyler söyle. Hadi. Evde yoklar galiba. İyi akşamlar. Ben Cengiz Atay. Sena pek sevmedi sizi. Sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun? Biliyorum. Siz ikiniz altılı ganyanımsınız benim. Çıkış biletimsiniz, çıkış. Bak bu senden de akıllı çıktı. Ramiz'i haklarsak sen de kurtuluyorsun tabii. Yok.
ikinizi dayıya teslim edersem, hani belki affeder beni. İkiniz dayıyı arıyormuşsunuz. Duydum ki dayı da sizi arıyormuş. Bir şey daha duydum. Benim Asena gibi dayı da pek haz etmiyormuş sizden. Sana da çok bayılmıyormuş diye duyduk biz. İşte bazen kısmet insanın ayağına gelir öyle. Sen, seni tanımam. Arkadaşı mısın sen bunların? Evet. Hayır. Bunlarla ölecek kadar yakın arkadaş mısın? Haydi bakalım Cengiz. Sen soktun, sen çıkar şimdi bizi buradan. Ben ne yaptım ya? Dayıya bulaşacak çapta adamlar değilsiniz siz. Halledin. Dur. Ne yapıyorsun? Dur. Ortak. Hemen bir şey bul hadi. Hadi hemen bir şey yap. Nasıl kandıralı ha? Çıkınca senin ne olacak bu ha? Sağ ol dayı. Ha. Sağ ol sen. Bırak. Sağ ol. Sağ ol. Bu kandıralı var ya, çok iyi bir jokeydi ha. Gazi yarışını kaldırmışlığı da vardır. Ama keş, çok borca girdi. Adamlar bunu bastılar. Ahırda bir atı var, kızı gibi severdi. Buna bir şey yapmadılar da, atın boğazını boydan boya kesiyorlar gözünün önünde. O günden sonra bir daha at binmedi. Binmek bir yana, hiçbir şeyi sevemedi artık. Dediği kadar var. Büyük iyilik yaptın o zaman. Hem ona, hem kendimize yani. Birine çok sevdiği bir şeyi emanet ettiğin zaman, daha sonra onu da kullanabilirsin. Bak, bu da kulağına küpe olsun senin ha. Kandıralı, adını ne koyacaksın ha? Öbürü gibi dayı, Asena olacak. Asena. Ata. Ata çevir silah. Yap. Dur. Ne yapıyorsun sen? Nereden anladın ortak? Kitapta okudum. Bizi hafife alma kandıralı. Bizim çok iyi yaptığımız bir şey var bu hayatta. İnsanların zayıf taraflarını çok iyi bulup çıkarırız biz. Tamam. Tamam. Dur kızım. Dur sakin ol. Korkma. Sakin ol. Ramiz de alt tarafı bir insan. Herkes gibi onun da vardır zayıf bir tarafı. Değil mi? Bilmiyorum. Yeminle bilmiyorum. Çocuklarının ölümünden başla anlatmaya. Ondan sonra dayı kapandı, günlerce çıkmadı. Bir gün beni yanına çağırdı. O zamanlar çok güvenirdi bana. İkinci adamıydım ben onun. Baştan başlıyoruz dedi bana. 5 adam kalsın, gerisini tasfiye et. Emrin olur. Bana birini bul, bizden olmaz. Kirlenmemiş olsun, temiz biri olsun. Dayı bir plan yapmıştı. Dışarıdan biri lazımdı o plan için. O anlattı, ben de ona getirdim. Adı neydi? Getirdiğin çocuğun adı neydi? Durma kandıralı, dört nala anlat. Dolu dizgin. Getirdim dayı. Kerim diye bir arkadaş. Dayı birkaç kitap koydu önüne. Oku bunları. Hadi. Ne oldu bu Kerim'e? Bir kazaya uğradı. Bir kavgaya karıştı, eridi gitti. Olur bizim alemde. Sonra başka birini buldum ona. Muzaffer mi, Murat mı? Öyle biriydi sonra.
Başka yere nakledildi. Bir daha da haber almadık. Sonra duydum ki çıkmış, aile kurmuş. Ne hikaye anlatıyorsun sen Kandıralı? Sonra? Sonra ne oldu? Sonra başka birini gösterdim dayıya. Saf bir çocuk. Tam senin istediğin gibi dayı. Masumum diyor. Burada hepimiz masumuz yani. Kandırmışlar mı? Hepimizi kandırdılar. Niye, niye diye sorup duruyor. Hapisten değil de zaten ölmüş bu adam. Dayı, tam senin istediğin gibi. İntikam. İntikam istiyor mu? İstiyor dayı. Her şeyden çok intikam istiyor. Ama daha bilmiyor. Pırıltı. Pırıltı var mı gözlerinde? Kendin bak o zaman dayı. Ama acele et. Bu dursun. Biletini kesmeye niyetli. Çocuk, bizim çocuk olursa bindirmeyiz o trene ya. Ömer, gel gel. Çok çalıştım. Hadi sana izin. Avluya çık, biraz hava al Ömer. Tamamdır. Ömer ha? Adı Ömer'di. Plan mıymış? Bir plan mı yapmış Ömer'i kurtarırken? Bir hesabı vardı ama bilmiyorum. Neymiş hesabı? Bilmiyorum. Murat'ı! Bilmiyorum, anlattım, bilmiyorum. Beni kandıramazsın Kandıralı. Elinde bir koz olmadan bu kadar yaşayamazsın. Nedir bu koz? Öldürür beni. Ali, atı vur! Tamam, 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 tamam! Çocukların ölümünden birkaç gün sonra dayı bir mektup aldı. Sonra da oturdu, kendi bir mektup yazdı. İsim yoktu. Ama ne hesap yaptıysa o mektubu aldıktan sonra başladı hesaplamaya. Yemin ederim bu kadar. Bırakın Asena'mı. Mektup, Kandıralı. Mektup. Bende. Getir mektubu. Bırakayım Asena Hanım'ı. Senden özür dileyemem. Ne yaptıysam aşkımdan yaptım. Ben iyi bir insan olamadım. İyi bir baba olamadım. Bir baba çocuklarını korumak için baba olur. Bir babanın zor durumdaki çocuğuna sarılması icap eder. Kaçmış lan kız. Bir babanın kendi canını çocuğu için ortaya koyması icap eder. Bir babanın çocuğu için ölebilmesi gerek. Tersi değil. Nasıl bir baba çocuğunu ölüme yollar? Nasıl bir baba çocuğunu ateşe atar? Öyle bir babanın bence artık yaşamaması gerekir. Toprak yutmalı öyle bir babayı.
utanç almalı öyle bir babayı. Kendi göğsü kafes olmalı, hapsetmeli. Kendi kemikleri dişleyip yutmalı öyle bir babayı. Ben öyle bir babayım işte. Benim bir çocuğum daha olmamalı. Ama varmış. İsmi de Azat'mış. Azat. Bulduk işte. O çocuk benden uzak durmalı. O çocuğu ne ben ne de hasımlarım bulmamalı. Onu dışarı götüreceğiz. Her şeyden uzak tutacağız. Bu çocuğu, aşkım, bu çocuğu hayatın bahasına yaşatacağız. Senin mekanındayım kardeş. Duymak istediğim bir şey varsa benden duy diye geldim. Hemen gel ki gelecek bir yerin olsun. Geliyoruz dayı. Bekle. Kumarhanede bizi bekliyor. Bu kadar büyütme bu adamı gözünde Ali. Alt tarafı bir adam. Değil mi Eze? Her şeyi hesap edecek hali yok herhalde. Değil mi Eze? Alo. Eyşan. Ezel yanında mı? Melia teyze. Ezel burada mı? Geldi mi? Açmıyor telefonunu. Mümtaz amca? Yukarıda. Niye kimse bana bir şey söylemedi? Şey yapalım, biz götürelim hastaneye. Gitmiyor. Niye? Benim Ezel'i bulmam lazım. Niye gitmiyor? Melia teyze niye gitmiyor hastaneye? İstemiyor işte. Ömer'e gitmek istiyor, oldu mu? Çocuğuna gitmek istiyor, evladını istiyor. Yaşamak istemiyor, ölmek istiyor, oldu mu? Gece getirin dediler. İyi değil, acil dediler. Bir de ben konuşabilir miyim Mümtaz amcayla? Geldik son raunda dayı. Bundan sonrası benim işim Ali. Deli misin lan sen? Tek başına mı dalacaksın? Çiğner atar seni, sakız gibi gezersin ortalıkta. O yüzden ben yalnız dalacağım Ali. Sen baktığında bir efsane görüyorsun. Ben baktığımda alt tarafı bir adam görüyorum. Hadi uza sen. Bir ortalıkta görünme bakalım. Beni rahat tanısın. Ezel. Bana şans dile ortak. Benim oyunumla senin oyunun bir değil kardeş. Benim senden alacaklarımı senin bu masaya koymaya cesaretin yok. Belli ki birbirimizi daha hiç tanımıyoruz Ramiz Bey. Ben kazanmak için her şeyi koyarım bu masaya. Yok yok, zahmet etmeyin. Ben öyle severim ki bu oyunu. Sizin yerinize de koyarım. Ama sizi zorla oynatıyor olmayayım. Belki de benim sizden alacaklarımı sizin bu masaya koymaya cesaretiniz yoktur.
Hep kullanılmak, hep kullanılmak. Nasıl bir his Tevfik? Çok güzel bir his abi. Bu dünyadaki en güzel his. Kullanıldığını anlayana kadar. Sonra? Sonra? Sonrası yok abi. Sonrasında güzel hiçbir şey yok. Çocuk güzel şey. Bende var bir tane. 10 yaşında. Kocaman adam olsun isterim. Onu öyle bir görmek isterim. Sizde var mıydı çocuk? Vardı tabii. Değil mi? 3 tane. Ha yok. 4. Azad'ı unutuyordum. Ömer içeride Cengiz'de şeytan tüyü var demişti. Haklıymış. Var bir şeytanlık sende. Ama nihayetinde tüysüzün biriymişsin kardeş. Ne dersin? Benimle cebelleşebilecek misin? Azad kaç yaşında? 20 var mı? Bence daha siz hiç görmediniz Azad'ı. Gördünüz mü? Ömer, içeride senden bahsederken inanır mısın? Ömer'e değil, sana acırdım hep. Sana. Madem ki akrabalardan bahsediyoruz, nedenini anlatayım sana istersen. Sen bu masada istediğin kadar kal. Ne yaparsan yap, sen kazanamayacaksın. Sen kaybedeceksin. Çünkü sen işin başında kaybetmişsin kardeş. Sen Eyşan'ı Ömer'e kaybetmişsin kardeş. Azad'ı yurt dışından getirdiniz. Şu son hafta gidip gelmeler. Ali anlattı. Evet, birileri peşinde Azad'ın. Onu buraya getirdiniz. Bir yere yerleştirdiniz. Sinirlenme kardeş. Bak, sinirlenince gözün seyiriyor hafiften. İstersen git bir kadeh doldur kendine ha. Bak, içki içmeyince ellerin titriyor böyle. Pot büyüdükçe sen gözümde küçülüyorsun kardeş. Azad'ı bir yere sakladınız. Ama ben buldum. Şimdi biz burada böyle konuşurken Ali oraya gidiyor. Siz oyun bu mu zannettiniz? Evet. Ama yarısı dışarıda oynanıyor. Ali sizin çocuğunuzu bulduğunda ne yapar dersiniz? Madem ki sohbet ediyoruz kardeş, biraz daha bahsedelim senden ha. Sen yalan söyledikçe şöyle sola doğru kaykılıyorsun hafiften. Bak, elinde 2 asın var. Benden iyi ama aklını oyuna veremiyorsun kardeş. Ha. Kendine güvenmiyorsun çünkü. Bu yüzden kaybedeceksin. Çünkü hep ama hep kazanmak istiyorsun sen. Umurumda değil. Sizin efsaneniz, sizin cesaretiniz, gücünüz, aklınız hiçbiri umurumda değil Ramiz Bey. Ben herkesi yenerim bu oyunda. Neden söyleyeyim mi? Çünkü umurumda değil. Bana Ömer'i hatırlatıyorsun. Umurumda değil. Bana aşık olduğum kadından bahsediyorsun. Umurumda değil. Beni çözdüğünü zannediyorsun. Umurumda değil. Ben Ali değilim. Ben Ezel değilim. Ben Ömer değilim.
Ben her seferinde yenerim seni bu oyunda. Çünkü umurumda değil ama senin umurunda. Blöf mü yapıyorum? Çocuğunun nerede olduğunu bilmiyor muyum? Belki, belki. Ama ya biliyorsam? E şimdi ben böyle seni deminden beri burada böyle lafa tutarken senin çocuğunun yerini bulduysak ve onu iyice dövüp düşmanlarına teslim ediyorsak, şimdi anlıyor musun? Senin kim olduğunu mu kardeş? Evet. Anlıyorum. Neden seni bu masada hep yeneceğimi? Çünkü bu oyun dışında hiçbir şey, ama hiçbir şey umurumda değil. Senin de değilse masada kal, oyun devam etsin. En nihayetinde Azat da bir fiş bu oyunda. O kadar. Sen mi alacaktın onun intikamını? Ömer seni fazla büyütmüş gözünde. Neredesin çocuk? Neredesin? Dediğim yere gel. Ben de geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Çabuk arabayı getir. Babanın gücünün sonudur çocuk. Her şey unutulur onun için çok canım. Babanın günahlarının toplamıdır çocuk. Onun yerine yanar çok cana ateşte. Daha hızlı, daha hızlı. Babanın olamadığı her şeydir çocuk. Onun umutları yaşar çok cana içinde. Ben size yalan söyledim Mümtaz amca. Babam yok dedim. Ama var bir babam. Kötüdür kalbi, iyilik bilmez. O yüzden görüşmem, kimselere söylemem. Öldü derim babam. Lanet ederim ona. Her gün. Neden anlatıyorsun bunları bana? Ama şimdi deseler babana bir şey oldu. Bir saniye durmam Mümtaz amca. İsterse dünyanın en kötü adamı olsun. Ama babam o benim. Kaç defa kandırdı. Terk etti, kullandı beni. Git dedim. Kovdum kaç defa. Ama her seferinde dağ arkasını döner dönmez sanki bir bıçak saplanır gibi olur kalbime. Babam o benim. Ne istiyorsun benler? Bir baba ne yaparsa yapsın. Evladı ona kırılır, kızar. Ama küsemez Mümtaz amca. Hep affeder babasını. Git buradan Ayşe. Babası da onu affeder. Ama sen yapmadın Mümtaz amca. Hayattayken yalnız bıraktın oğlunu. Git dedim Ayşe. Sen emanetine hıyanet ettin Mümtaz amca. Oğlun da o senin. Git dedim. Yeter! Benler. Oğlunun emanetini korumanı. Sen kendi emanetini korumadın ya. Oğlunun emanetini koru o zaman.
Can Ömer'in oğlu. Ne? Can senin torunu Mümtaz amca. Ömer'den emanet. Bırakıp gidecek misin şimdi oğlum? Arayalım hastaneyi. Gidebiliriz artık. Babanın yalanıdır çocuk. Sonunda ortaya çıkmış. Ezel, çocuğuma gidiyorum. Temiz mi? Temiz. Ben ne dedim sana? Hoşlandı kız benden. Hande Hanım. İnanın telafi edebilirim. Eşsiz bir hikaye tanık olmak istemez misiniz şimdi? Çocuk, babanın kanayan elidir çocuk. Çocuk, babanın akmayan gözyaşlarıdır. Dur burada, dur. Çocuk, babanın sakladığı sevgisidir. Babanın yumuşak derisi, içinde atan kalbidir çocuk. Babanın kalbini hedefleyen çocuğuna savurmalıdır kılıcını. Teşekkür ederim dayı. Getirdin bizi. Çocuk babanın emaneti, çocuk babanın kaybedemeyeceği tek şeydir çocuk. Gitmemiz gerekir dayı, çoklar. Azat. Siz ikiniz burada kalın, siz gelin. Tefo sen dışarıda kal, çıkışı tut. Abi burada da bir çıkış var, gidelim. Gitmezsen seni de öldürürler Ramiz. Tutacaksan zaten bırakma. Sen sık o silahı beynime. Öldürürler diyorum dayı. Varsın öldürsünler. Ölecek misin? Çocuğun için ölecek misin burada? Gir arabaya git buradan. Bırakmam ben. Bırakmıyorsun zaten. Bana bırakıyorsun sadece. Bana güveniyorsun dayı. Benim hep sana güvendiğim gibi bu sefer de sen bana güveniyorsun. Ezel. Çocuğunu kurtarmanın yolu kendini öldürtmek değil. O kolay yol. Zor olan şimdi bana güvenmek. Çünkü tek yol o. Ben neysem sana, sen ne olduysan bana. Günahım neyse, senin günahın neyse bana. Ben ne yaptıysam senin için. Neyi yanlış yaptıysam, neleri doğru yaptıysam, neleri biliyorsan, neleri bilmiyorsan, Ezel, Ezel oğlum, öldür beni ama kurtar evladımı. Vazgeç benden ama yaşat çocuğumu, yaşat. Yok, yok çıkış yok. Aldım kokusunu ben. Burada. Burada, kesin burada. Burayı tut sen! Burayı tut! Nerede?
Geldin. Bir yazara bir hikayem var dersen gelir. Galiba hikayem kaçmış. Şimdilik. Uçtu herif. Kim? Vallahi söyleriz. Söyleriz ama sonra seni öldürmemiz gerekebilir. Bir kalem verin. Bir de kağıt. Ben varım. Director of Dubrovnik Republic can be everyone who was the member of Dubrovnik aristocracy. So also Iva Gundulic in this location was the director of Dubrovnik. Все очень скучно. Там есть церковь. Давай пойдем туда. Да. Хорошо. This is very boring. There's a church. Do you want to come with us? Up there. Let's go. Come. No thanks. I should stay with the group. If you go around this moment, you will see other poets' figures as well. It's very important that this is the first monument in the city. Also the only one. If you pay attention, you will realize that there is no other monument in the old town. Turn off the camera, please. My boyfriend is so shy. That's a great brush you got. Oh, you like it? Take it. No, no. No, please, this is gift. Thank you. Why don't you show her my ring? Ah, yes. Ah! Ah! Ne oluyor ya? Что? Что случилось? Azat sakin ol. Menzile girmeye çalışacağım, tamam? Sakin ol.
Azat. Kimsin sen ya? Ben gelene kadar öldürür seni. Kaçma. Dediklerimi yap. Kaçamazsın Azat. Geliyor. Geliyor, geliyor. Tamam, dur. Dur, kaçma. Kaçarsan ölürsün, dinle. Ne yapacağım? Ne yapacağımı söyle. Ne var üstünde? Ha, silah gibi kullanabileceğin ne var yanında? Ne silahı ya? Çantan. Azat, çantan. Çantanda ne var? Sert bir cisim, herhangi bir şey. Broş var. Broş, broşum var. Tamam, tamam, sakin ol, bekle. Azat, bekle. Vuramayacağım mesafede. Azat, sen yapacaksın. İyice yaklaştığında. Tek bir fırsatın olacak. Seni güçsüz biliyorum. Bıçağı geri çekecek. Daha yapmadan yaptım diyecek. Tek bir anın var Azat. Nasıl anlayacağım? Anlayacaksın. Rahatlayacak. O zaman. Yapamam. Nasıl yaparım, yapamam. Yapmak zorundasın. Yaşamak için öldürmek zorundasın. Dediğimi yap. Tamam. Azat, bırakma. Kahretsin. Bıçağı al. Bıçağı al. Çekil Azat, çekil. Azat. Azat. İyiyim de. Yaralandın mı? Azat, yaralandın mı? İyiyim de. Bir şey söyle. Tamam. Tamam, geliyorum. Azat, geliyorum. Var mı bir şey? Pis kaçırdık elimizden. Dert değil be Ali. Çok daha önemli bir şey öğrendik. Ramiz Karaeski'nin alt tarafı bir adam olduğunu.